Merhaba. Bugün sizlere ders çalışma taktiklerim videosu çekiyorum. Aslında bu dördüncü bu videoyu çekişim. Üç ya da dördüncü sanırım. Her videoda farklı taktiklerle geliyorum. Hiç lafı uzatmadan direkt konulara geçiyorum ve direkt sizi motive edecek, çalışmaya bağlayacak ve çalışma isteğinizi getirecek maddeleri söylemeye başlıyorum size. Bu taktikleri hiçbir yerde bulamazsınız bu arada. Sadece bana özgü taktikler. Birinci, ikinci ve üçüncü taktikler videomu izlediğinizi varsayıyorum. Bu yüzden orada söylediklerime şu anda burada değinmiyorum. Onun yerine yeni önerilerimle geliyorum size. İlk olarak color coding dediğim şeyi yapıyorum ben bu ara çok fazla ve odaklanmamı daha uzun sürede çalışmamı sağlayan bir yöntem. Color coding nedir? Yani renklerle kodlama nedir? Diyelim ki önünüzde çok uzun bir yazı var, çok uzun bir paragraf var ve okuyup öğrenmeniz gereken tonlarca ders var. Bunları öğrenirken renk kodlaması yapmak hem daha eğlenceli hem de odaklanmanızı sağlıyor. Aynı zamanda beyninizin de öğrenme hızını artırıyor. Nasıl işliyor? Şimdi buna geçelim. Benim mesela her derste lecture'larım var. Yani her amfi dersinde gördüğüm belirli konularım var. Ben her konunun notunu farklı kalem kombinasyonlarıyla çizmeye çalışıyorum. Atıyorum genel cerrahi konusundayım. Genel cerrahide bağırsak hastalıklarını inceliyorum. Bağırsak hastalıklarıyla ilgili olan ders çalışma notlarımı yani o koca dersin içindeki o bölümü çalışırken kendime 3 tane renk seçiyorum. Atıyorum sarı tonlarında bir renk seçtim o gün. Sarı, turuncu ve kahverengiyi seçtim. O ders notlarını tamamen sarı, turuncu ve kahverengi ile işaretliyorum. Böylece her dersin belli renk tonları oluyor. Atıyorum önemli olan paragrafın içinde olan önemli şeyleri sarıyla çiziyorum. Ama onun içinde gerçekten bilmem gereken çok önemli ve o sayfanın içinde en çok gözüme çarpmasını istediğim belli başlı cümleleri kahverengiyle çiziyorum. Başlıkları da turuncuyla çiziyorum gibi düşünün. Yani başlıklar önemli ve çok önemli yazı olmak üzere böyle üçe bölüyorum kafamda ve ona göre farklı highlighter'lar kullanıyorum ben. Ve daha sonra sıkılmamak için şöyle bir şey yapıyorum. Her bir konuya farklı kombinasyonlar kullanıyorum. Mesela bağırsak hastalıklarına sarı, turuncu ve kahverengi kullandığı bir sonraki bölümde apandisiti işliyorsam apandisit konusunda da pembe, mavi ve moru kullanıyorum. Yani böyle 3 renk seçiyorum ama bu 3 rengi seçerken de her bölüm için farklı seçiyorum. Bu benim için şu bakımdan güzel. Ben süreklilikten çok çabuk sıkılan bir insanım. Hani rutinden çok çabuk sıkılan bir insanım. Bence ders çalışırken sıkılmamızın en büyük sebeplerinden biri de bu. Sürekli rutine bağlıyor olmamız ve aynı şeyleri çok fazla kere tekrar etmek zorunda olmamız. Ama bunları yaparken hep farklı renk kombinasyonları, farklı çalışma stilleri, farklı teknikler kullanırsak daha hızlı ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Bu da ikinci maddem farklı teknikler kullanmak. Ben ilk maddede size bahsettiğim gibi her konuya farklı renk grubu kullandığım için daha çabuk ilerleyebiliyorum. Mesela bir konuyu bitirdikten sonra ikinci konuya geçeceğimde farklı renk kombinasyonunu kullanacağımı bilmek bana orada bir tık eğlence katıyor diyebilirim. Mesela düşünüyorum, ha diyorum bu bölümü hangi renk yapsam acaba? Sonra renkli kalemlerimin içinden bir renk kombinasyonu oluşturuyorum. Diyorum ki başlıkları bununla çizmeliyim, açıklamayı bununla çizmeliyim ve önemli cümleleri de bununla çizmeliyim diyorum. Dediğim gibi böyle üçe bölüyorum. Siz de kendi kafanızda üçe bölebilirsiniz, dörde bölebilirsiniz, daha farklı kombinasyonlar yapabilirsiniz. Ama her konuyu farklı renk grubuyla yaptığınız daha iyi olduğunu, daha böyle sizi bağlayan değişik bir şey olduğunu göreceksiniz. Farklı bir şey seçmek, farklı bir çalışma taktiği izlemek. Atıyorum çok fazla sözlü çalışan bir insansanız bu sefer yazarak çalışmayı denemek. Ya da bir gün içerisinde hem yazarak hem sözlü çalışmayı denemek. Bana çokça gelen sorulardan biri de uzun saatler boyunca nasıl çalışmaya devam edebiliyorum? Mesela bir gün içinde 5 saat, 6 saat, 4 saat nasıl çalışabiliyorum diye soruyorsun. Hem bahsettiğim ikinci madde farklılık yaratmaya çalıştığım için ve sürekli farklılıklarla dinamik tutmaya çalıştığım için çalışma alanımı ve çalışma içeriğimi daha az sıkılıyorum. Hem de şu da çok önemli farklılık bakımından. Mesela bir derse çalışıyorsunuz ve o ders artık sizi çok yormaya başladı. Artık kafanızın almayacağı bir noktadasınız. O zaman diğer dersi araya sıkıştırmak. Ben her zaman bir güne iki ders koyarım. Ve onları da böyle sırayla koymam. Yani atıyorum bugün iki saat genel cerrahi çalıştıktan sonra iki saatte ortopedi çalışıyorum demem. Genel cerrahiye başlarım. Mesela canım ne zaman isterse, ne zaman sıkılırsam, ne zaman böyle dikkatim dağılırsa, video izlemeye, telefona bakmaya başlarsam o esnada diğer dersi hemen araya sokuyorum. O zaman da ne olmuş olur? Bir dersten canım sıkılmış olsa bile öbür derse başladığım için yeni bir şeye başlamış olmak beni ders çalışmaya devam ettiriyor. Bunu şeyle de bağdaştırabilirsiniz. Mesela matematikle fen bilgisini ya da edebiyatla biyoloji dersi, hani böyle zıt dersleri böyle arka arkaya koyarsanız daha da iyi olur.
bazen ben atıyorum ortopediyle Almancayı koyuyorum. O zaman böyle hani ders içerikli böyle yoğun tekstten, yazıdan, dersten sıkıldığım zaman Almancaya bir tık daha beni rahatlatan bir şeye geçebiliyorum ve aslında dinlenme gibi kendime koyduğum şey başka bir ders olmuş oluyor ve böylece verimli bir şekilde aralıksız çalışabiliyorum. Bir diğer önemli madde de kronometre. Yani bu kronometre aslında çok uzun zamandan beri bilinen bir çalışma tekniği ama ben bunu hayatıma yeni dahil ettim. Yine dediğim gibi farklılık sevdiğim için. Ben aslında hep geri sayım uygulamaları kullanırdım eskiden. Bu arada aşağıda ve şu an ekrana çıkan yerde de ders çalışırken kullandığım ücretsiz uygulamaların anlattığım bir video var. Onun da linkini bırakmış olacağım. Ona da bakabilirsiniz. Böyle farklı uygulamalarla geri sayım araçları kullanırdım. Atıyorum 50 dakika çalışıp 10 dakika ara verirdim veya 25 dakika çalışıp 5 dakika ara verirdim veya 1 saat çalışıp 15 dakika ara verirdim. Bu şekilde programlar yaratırdım kendime ve buna göre çalışırdım. Hep böyle sayaçlarla beraber. O zaman hani az vaktim kaldığını görüp ara vereceğimi bilmek bana ödül gibi gelirdi. Ama daha sonra çalışma verimimi arttırmak istediğime karar verdim ve gerçekten çalışıyorum dediğimde kaç saat çalıştığımı merak ettiğimde kronometre tutmaya karar verdim. Kronometre tutarken de ile gidip bir kronometre almanıza gerek yok. Telefonunuzun kronometresini kullanabilirsiniz. Laptopunuzun muhtemelen kronometresi vardır. Onu kullanabilirsiniz ve internete bile yazsanız internette bile çıkacaktır. Onu da kullanabilirsiniz. Çalışırken kronometre başlatmaya başladım ama her elime telefonu aldığımda, her dersi böldüğümde, her tuvalete bile kalktığımda o kronometreyi durdurdum ve gerçekten tamamen sadece bir gün içindeki ders çalışma saatime baktım. Bunun bendeki önemi şu şekilde oldu. Bazen ders çalışma masasına çok uzun saatler oturuyoruz ama aslında çalıştığımız süre çok kısa olabiliyor. Bunu fark ettiğiniz zaman kendinizi hep bir tık ileri atmaya çabalıyorsunuz. Yani ben hep kendimi bir tık ileri atmaya çabaladım. Mesela ilk gün ben masaya 4 saat otursam bile masada 4 saat oturmuşum ama aslında sadece 2 saat ders çalışarak harcamışım. O zaman diğer 2 saatim tamamen orada boşa geçmiş. Bunu gördükçe daha da hırslanmaya başladım ve her gün kendimle yarışmaya başladım. Her geçen gün not defterime, ajandama not alıyorum. Mesela pazartesi günü 3 saat ders çalıştım. Salı günü 2,5 saat ders çalıştım. Çarşamba günü 6 saat ders çalıştım diye not alıyorum ve her gün kendimi geçmeye çalışıyorum. Her gün kendimle yarışıyorum. Her gün diyorum ki Aspurça bugün dün çalıştığından yarım saat, 1 saat daha fazla çalışmaya çalış diye. Kendimle böyle tatlı bir rekabete girdim diyebilirim. Ve bu da beni motive eden bir diğer şey. Yani o kronometrede günün sonunda çalışmak istediğim saati gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. Başkasıyla değil, kendimle yarışıyor olmak, böyle tatlı bir rekabet getirmek bir tık daha eğlenceli ve beni masaya daha böyle hevesle oturtur oldu. Böyle şeyim hani tamam oturuyorum bugün, bakalım bugün kaç saat çalışmış olacağım, bakalım bugün dünden daha mı verimli geçecek ve o süre zarfında başardıklarımı görmek beni çok mutlu etmeye başladı. Yani çok tatmin olmaya başladım her gün bunu yaparken. Ve bir diğer madde, bu benim çok uzun yıllardır ara ara motivasyonumun çok bittiği dönemlerde kullandığım bir yöntem. Eğer artık hani hiç çalışamayacak gibi hissediyorsanız, hiçbir şey sizi motive etmiyorsa ve olmayacak gibiyiz artık son noktadaysanız, size şunu önerebilirim. Bir arkadaşınıza, herhangi birine, ailenizden birine, kardeşinize, annenize, babanıza, çok yakın arkadaşınıza, yeğeninize sizi takip etmesini isteyin. Gerçekten çok işe yarıyor. Siz bir liste yapıp o listeyi o arkadaşınıza, annenize, babanıza, artık kime verecekseniz verin ve deyin ki ben bir gün içerisinde bunları yapmam lazım. Bir gün içerisinde benim bu 3 tane dersten 5'er tane konu ya da 3'er tane konuyu bitirmem lazım ya da bugün işte 2 tane deneme çözmem lazım ve o listeyi onlara verin. Siz her başardıkça onlara gidip ben bunu yaptım deyin ve sizin için onlar o listeyi işaretlesin, yani tiklesin. Çok garip ama siz değil de başkası sizi kontrol ettiği zaman daha fazla yapmaya başladığınızı göreceksiniz. Ben bunu lisede çok yapardım. Arkadaşıma, Gizem'e verirdim. Gizem de bana aynı şekilde böyle bir liste yapıp verirdi. Ben de ona verirdim. Kendimizi kontrol etmek yerine ben onu kontrol ederdim, o beni kontrol ederdi. Bana mesaj atardı işte bugün bunu bitirdim. Hatta üniversitede de aynı şeyi yapardık. O başka ülkede, ben başka ülkede okumama rağmen bana listesini verirdi. Ben o listeyi yazardım, o da benimkini. O yaptıkça ben onun yaptıklarını işaretlerdim. O da benim yaptıklarımı işaretlerdi. Çünkü başkasının sizi kontrol ettiğini bilmek, başkasının sizin başarınızı göreceğini bilmek aslında bence içten içe sizi motive eden bir şey. Bir de paylaşım olmuş olması da önemli bir şey. Çünkü o her bir görevi bitirip başardığınızda o mutluluğunuzu ya da o başarma hissini biriyle paylaşıyor olmak sanırım motive eden şey. Yani ben öyle düşünüyorum. Ama daha motive olmanızı sağlar. O yüzden çok umutsuz bir noktadaysanız bunu da denemeyi unutmayın. Başkasının sizi kontrol etmesini sağlayın. Gerçekten işe yaradığını göreceksiniz ve verimsiz günler
ürünlerinizi bizim verimliye çevirmeye başladığınızı göreceksiniz. Bir de son bir bonus madde vermek istiyorum. Bu madde aslında daha önceki her taktik videomda söylediğim ama yine üstüne basa basa söyleyeceğim bir şey. Kapsamlı, detaylı, güzel bir yapılacaklar listesi oluşturmanız. Hatta ben o kadar ileri seviyeye taşıdım ki bu yapılacaklar listesi olayını. Ben her dersi konu konu ayırmıyorum. Her konunun içindeki alt başlıkları bile ayırıyorum. O derece bir yapılacaklar listesi oluşturuyorum. Çünkü hep söylüyorum, bir şeyler başardığınızı görmek, bir şeyler yaptığınızı görmek sizi çok motive eden bir şey. Mutlaka ajandanız, bir planerınız olmalı ders çalışırken ve o planerin içine yapılacaklar listesi mutlaka ekleyin. Her konuyu değil, her konunun içindeki alt başlığı bile bölün ve çok kapsamlı bir yapılacaklar listesi oluşturun. Ondan sonra çalışmaya başladığınız zaman neye çalışmanız gerektiğini bildiğiniz için, ne yapmanız gerektiğini bildiğiniz için, ne kadar çalışmanız gerektiğini bildiğiniz için daha motive olacaksınız. Biz Bade ile çok kapsamlı bir liste yaptık kendimize yine bu final dönemini atlatabilmemiz için ve o listede her bir konunun kaç sayfa olduğunu bile parantez içinde yanına ekledik. Yani o kadar kapsamlı bir şey düşünün. Hani şöyle, ben her bir konuya başlayacağımda o konunun kaç sayfa olacağını, aşağı yukarı kaç saatimi alacağını, altında kaç alt başlığı olduğunu, her şeyini biliyorum. Ve buna göre de kendimi daha iyi planlayabiliyorum. Mesela diyorum ki bugün X konuyla Y konuyu yapmalıyım. Çünkü atıyorum X konusu çok uzunsa bir tane de daha kısa bir konu ekliyorum. Ama bunu böyle çok hızlı bir şekilde şemalara ayırabilmemin sebebi çok güzel bir liste yapmış olmam. Ve o listeye baktığım zaman her şeyin kaç sayfa olduğunu, ne kadar süreceğini aşağı yukarı kafamda kestirebiliyor olmam. Bu da bence sizin daha kolay programlama yapmanızı sağlayacaktır. O listeye bakarak çok daha rahat gününüzü, çalışma saatinizi, haftalık çalışma programınızı çıkarabilirsiniz bence. Umarım bunu da bir denersiniz. Bugünlük videom bu kadardı. Umarım sizi motive edebilmişimdir ve çalışma masasına oturmaya teşvik edebilmişimdir. Sizin de anlattıklarımdan farklı güzel taktikleriniz varsa aşağı yorumlara yazın ki hepimiz birbirimizle paylaşalım. Paylaştıkça da çoğalalım. Herkes birbirine yardımcı olsun, destek olsun. Bu videoyu beğendiyseniz öncelikle beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Çalışma içerikli paylaşımlar yapıyorum hikayemde ve motive olacağınızı düşünüyorum. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Sizi çok kocaman seviyorum ve çok kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.